Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Limit Yayınları'nın 20'lik kronometre Türkçe denemesinin ikincisini çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıda verilenlerden hangisi sırasıyla getirmelidir demiş. Parçamıza bakalım. Komşuluk nokta nokta önemini yitiriyor. İnsanlar işten eve, evden işe adeta nokta nokta bir biçimde gidip geliyorlar. Boş vakitlerinde ya televizyonun karşısına geçip yüzlerce kanal arasında gezintiye çıkıyorlar ya da cep telefonları ve bilgisayarlarının onlara işaret ettiği dünyanın sonsuzluğunda kayboluyorlar. Daha az diyalog nedeniyle büyük bir nokta nokta sürükleniyorlar. Şimdi arkadaşlar şuraya biz bir bakalım. Sürükleniyorlar. Bakın bundan önce de az diyalog nedeniyle demiş. Serüvene sürüklenmez. Diyalog kuramıyor, insanlarla iletişime geçemiyor. Maceraya da olmaz. Çünkü serüvene ve maceraya sürüklenmek için insanlarla diyaloğa geçmek lazım. Yalnızlığa olabilir bakın dursun. Tuzağa bu da olmaz. Kargaşaya bakın bu da olmaz. Dolayısıyla doğru cevabımız çıkmış oldu. Robotlaşmış kelimesi ikinci sözcüğe gelirim ona bakalım. Komşuluk önemini yitiriyor. İnsanlar işten eve, evden işe adeta robotlaşmış bir biçimde gidip geliyorlar. Bakın bu da oldu. Komşuluk giderek önemini yitiriyor. Bakın bu da oldu. Dolayısıyla doğru cevabımız nedir? C seçeneği olacaktır arkadaşlar. İkinci soru. Bu cümledeki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir diyor. Bakalım. Yakup Kadri Kiralık Konak romanıyla bir dönemi ışık tuttuğu gibi aynı zamanda hala süregelen aslında o zamanın olduğu kadar bu zamanın da kemikleşmiş sorunlarına tüm gerçekliğiyle değinmiştir diyor. Bakın şurada bir ifade dikkatimizi çekiyor. Hala süregelen ve kemikleşmiş. Yani artık olay değişmeyecek bir duruma gelmiş. Sürekli aynı şekilde devam ediyor anlamında kullanılıyor bu ifade. İyice alışmış olmak bakın olabilir. Değişmez bir hal almak bu da olabilir. Üstesinden gelinemez olmak bu olmaz arkadaşlar. Çözümü güç hale gelmek bu da olmaz. Giderilmesi uzun zaman almak bu da olmaz. Şimdi genin itibariyle A ve B arasında kaldık. İyice alışmış olmak, değişmez bir hal almak. Arkadaşlar burada alışılan bir durumdan değil de daha çok değişmeyen bir halin almasından kemikleşme dediğimiz olay budur. Değişmeyecek bir duruma gelmedir. Bundan dolayı biz A ile demiş oluruz. Doğru cevabımız nedir? B seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu parçada numaralanmış kavramlara aşağıdaki atasözlerinden hangisi örnek olarak gösterilemez demiş. Bakalım. TDK Türkçe sözlükte uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş söz, darb-ı mesel diye ifade edilen atasözleri milli bir değer durumuna yükselmiştir. Türk dilinin en zengin verimleri olan atasözleri yaşanmış veya yaşanmakta olan kültürün birer göstergesi olmasıyla halkın ürünü kabul edilir. Atasözlerinde azim, bakalım arkadaşlar bir de var mı? Dağ ne kadar yüce olsa da yol üstünden aşar ifadesinden azimli olmayı çıkarabiliriz. Bile elemiş olduk. İki bağışlama demiş. Aman diyene kılıç kalkmaz. Evet bu da bağışlanma ifade ediyor. İki elemiş olduk. Üç fedakarlık. Gülü seven dikenine katlanır. Bu da fedakarlık anlamı vardır. Üçü de elemiş olduk arkadaşlar. Dört tedbirsizlik demiş. Kabahat samur kürk olsa kimse sırtına almaz ifadesinde bir tedbirsizlikten değil arkadaşlar. Kabahati kimsenin kabul etmeyeceğini, üstüne almayacağından bahsediyor. Bundan dolayı doğru cevabımız nedir? D seçeneği olacaktır. 5 nankörlük demiş. Buna da bakalım. Beste kargayı oysun gözünü. Bu da nankörlükle ilgilidir. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözler anlamca birbirine en yakındır demiş. Karakterler, klişe, şablon, karton, derinliksiz ve yapay çizildiğinde inandırıcı olmadığı gibi yarınlara taşamaz ve kalıcı olamaz. Bakın, yarınlara taşmak, kalıcı olmak aynı anlama gelir arkadaşlar. Yakın anlamlıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? A seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu parçadaki altı çizili sözle sözü edilen yazarın hangi yönü vurgulanmaya çalışılmıştır diyor. Yazmak emek isteyen bir iştir. Yazar bu durumun farkında. Bu sebeple az sözde çok şey anlatmaya çalışıyor.
Yani yazar tesliye denizi sığdırma çabasındadır ifadesinden. Bakın arkadaşlar, bu sözden çıkarabileceğimiz mana şurada var. Az sözle çok şey anlatma. Nedir arkadaşlar bu? Yoğunluktur, değil mi? Yoğunluk az sözle çok şey anlatma demekti. Bir insan tesliye denizi sığdırmaya çalışıyorsa az bir ufak bir araçla büyük işler yapmaya çalışıyor anlamına gelir. Bu da özgün olması değildir. Özlü anlatıma yer vermesi, bu nedir? Özlülük nedir arkadaşlar? Diğer adıyla yoğunluktur. Bakın sorumuzun cevabı çıktı. Bundan dolayı B seçeneği olacaktır. Tutarsız olması değil, abartıdan kaçınması değil, farklı bir üslup kullanması değil. Bundan dolayı da cevabımız B seçeneğidir. 6. Bir öykücü ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayrıt içindeki özellikle uyuşmamaktadır diyor. Okudukça çoğalan metinleriyle yaşama gücümü beslediğini hissederim. Anlatımsal yoğunluk, evet. Bakın okudukça çoğalan demiş, yoğunluktan bahsediyor. A'yı elemiş oluruz arkadaşlar. Gözden kaçmış, tozdan anıları yakalayıp benzersiz öykülere dönüştürmüştür. Özgünlük nedir? Benzersiz olmaktır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Yorumlamayı, belli belirsiz ışığın peşinde gitmeyi okuyucularına bırakarak onları özgürleştirir demiş. Evrensel olma ifadesi var burada. Arkadaşlar evrensel olma tüm insanlığa seslenebilme demektir. Fakat burada özgürleştirmekten bahsediyor. Anlamca uyuşmadığını görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? C seçeneği olacaktır. 7. soru. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi yalnızca çekim eki almıştır diyor. Bakalım. Düşünü gerçeğe dönüştürmeyi ve bu keyfi okuruna da tattırmayı çok ustaca başarmış yazarımız bu bölümde ifadesinde. Bakın arkadaşlar, bölmek nedir? Bölmek fiil köküdür. Bölmekten bölüm olmuş. Yani fiilden isim yapım eki almış. Dolayısıyla 5 türemiştir. Biz o yüzden 5'i eleriz. Yazarımız ifadesinde yazmak fiil köküdür. Yazmaktan yazar olmuş. Bu da arkadaşlar fiilden isim yapım eki almış. Bizim yazarımız dediğimde ise ımız eki nedir burada? Bu da iyelik ekidir. Dolayısıyla bu sözcükte yapım eki aldığı için türemiştir. Dördü delemiş oluruz. Baş isim kökündedir. Baştan başarmak olmuş. Yani isimden fiil yapım eki almış. Mış da nedir arkadaşlar? Geçmiş zaman kipidir. Dolayısıyla bu da türemiştir yapım eki aldığı için. Üçü delemiş oluruz. Okumak fiil köküdür. Okumaktan okur olmuş bakın. Fiilden isim yapım eki almış. Okuru demiş. Bu iyelik ekidir arkadaşlar. N kaynaştırmadır. Buradaki A nedir? Bu da yönelme hal ekidir. Dolayısıyla bu da yapım eki almış. Fiilden isim olmuş. Bu da türemiştir. Dolayısıyla biz 2 ilerlemiş oluruz. Ben şuraya onun düşünü desem, bakın onun düşünü desem, düş nedir arkadaşlar? İsim kökü olur. Onun düşü ü iyelik ekidir burada. Aynı zamanda N kaynaştırma harfidir. Buradaki ü de arkadaşlar nedir? Belirtme hal ekidir. Dolayısıyla düşünü kelimesinin hep çekim eki aldığı için arkadaşlar yapım eki almamıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? A seçeneği olacaktır. 8. soru, bu dizelerin aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. İnsan bir yanınca Kerem misali yanmalı, uykudan bile mahşer gününde uyanmalı ifadesinde. Bakın arkadaşlar, yanınca ifadesinde ınca ince nedir burada? Zarf fiilekidir. A seçeneğini elemiş oluruz. Benzetme edatı var mı? Bu değerli arkadaşlar, şurada misali sözcüğünü görüyorsunuz. Bu benzetme edatıdır. Dolayısıyla biz buradan B'yi de elemiş oluruz. Ek eylem var mı? Dursun arkadaşlar, şu an göremiyoruz. Gereklilik kipi, malı meni hatırlayın. Bakın malı, iki tane malı meni eki var burada. Bu da gereklilik kipidir arkadaşlar. Dolayısıyla biz D seçeneğini elemiş oluruz. Ayrılma durum eki nedir? Dendandır. Bakın burada da ayrılma durum ekini görüyoruz. Dolayısıyla biz E seçeneğini de elemiş oluruz. Ama ek fiil, idi, imiş, ise gibi sözcükler bulunmadığı için doğru cevabımız nedir? C seçeneği olacaktır.
Dokuzuncu soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin ögeleri özne, dolaylı, tümleç, belirtili nesne ve yüklem şeklinde sıralanmıştır diyor. Kağıttan kesilmiş gibi duran siyah yüzeylerden oyulmuş biçimler bana Karavalkır'ın işlerini anımsattı ifadesinde bakın anımsattı yüklem. Anımsatan ne? Kağıttan kesilmiş gibi duran siyah yüzeylerden oyulmuş biçimler özne. Kimi hatırlattı bana dolaylı tümleç? Neyi hatırlattı? Karavalkır'ın işlerini. Bu da arkadaşlar nedir? Neyi sorusunun cevabı olduğu için belirtili nesnedir. Sıralamamızı da uygun olduğu için doğru cevabımız nedir? A seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu cümlede aşağıda verilenlerden hangisi yoktur demiş. Bakalım. Bir sanat yapıtından söz ediyorsak o vakit biçim ve içeriğin ayrıştırmazlığını da kabul ediyoruz demektir cümlesinde. Kaynaştırma ünsüzü var mı arkadaşlar? Var. Bakın şuradaki ne nedir burada? Kaynaştırma ünsüzüdür. A seçeneğini elemiş olduk. Ünlü düşmesi var mı? Ünlü düşmesi de arkadaşlar nerede var? Ayrıştırmak derken bakın burada I ünlüsünün düştüğünü görüyoruz. B seçeneğini elemiş olduk. Ünsüz yumuşaması var mı? Var. Bakın etmektir. D olmuş. Ünsüz yumuşaması var. Ayrıştırmazlık derken yine K sesi burada ne olmuştur? Yumuşayarak yumuşak Y'ye dönüşmüştür. O yüzden C seçeneğini denemiş olduk. Ünsüz düşmesi var mı? Arkadaşlar bunu göremedik. Bu bir dursun. Ünsüz benzeşmesi var mı? Var. Bakın demektir derken burada da D sesinin sertleşerek T'ye dönüştüğünü görüyoruz. Burada da ünsüz benzeşmesi vardır. Bunu da dedik. Bu parçada ünsüz düşmesi olmadığı için doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdakilerin hangisinde verilen dizeler basit cümle oluşturmaktadır diyor. Basit cümle neydi arkadaşlar? Bir yüklem olacak. Aynı zamanda içinde yan cümlecik olmayacaktı hatırlayın. Bakalım benim de bir anne üstüme titrer. Bir baba benimle iftihar ederdi ifadesinde bakın titrer yüklem iftihar ederdi yüklem. Bu bir şiir cümlesi olduğu için araya muhakkak virgül gelir arkadaşlar. Bu bir sıralı cümledir. Bunu elemiş olduk. Gurbet işledikçe şu uzun yıla gözümün yaşında ürperir sıla ifadesinde ise bakın dıkça dikçe ifadesini görüyoruz. Bu nedir arkadaşlar? Zarf fiilekidir. Dolayısıyla da içinde yan cümlecik vardır. Yan cümlecik olduğu için de bu cümle birleşik cümledir. Bunu denemiş olduk. İyi ki bilmiyor kalabalıklar. Yağmura bakmayı cam arkasından ifadesinde ise bakın yine bakmayı derken isim fiil var arkadaşlar. Bundan dolayı bu da birleşik cümledir. Bunu denemiş olduk. Dönmeyen gemiler olduk açıktan. Adımızı soran arayan var mı ifadesinde ise bakın yine soran arayan ifadelerinde dönmeyen derken bunlar nedir? Sıfat fiildir arkadaşlar. Bu da birleşik cümledir. Bunu da elemiş olduk. Sıcak ve minnacık yüzündeki kan zeytin ağacının karanlığıdır ifadesinde. Bakın zeytin ağacının karanlığıdır. Yüklem. Aynı zamanda zincirleme isim tamlaması. Ne? Sıcak ve minnacık yüzündeki kan ifadesi de özne olur. Dolayısıyla içinde fiilimsi yok. Bir yüklemi var. Bundan dolayı bu cümle nedir arkadaşlar? Sıralı cümle olarak kabul edilmektedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 12. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır diyor. Bakalım. Her has yazar gibi o da orada bir yazmakla yazmamak arasındaki o ince köprüyü geçip geçmemekte tereddüt etmiştir. Yok gibi duruyor arkadaşlar. Aslında bizler de modern çağın etkisini üzerinden atamayan insanlar olarak kendimizi yazma eyleminin içine düşmüş buluyoruz. Burada da yok gibi. Teselli yazmanın da yaşamanın bir başka biçimi olduğuna inanmakta bulmaya çalışıyoruz. Burada da yok gibi. Bu inanış acaba tümüyle temelsiz ve boş mu? Burada da yok gibi. İnsanların aklına bile gelmemiş türlü çeşitli mesleklerden birinin yazarlık olduğu kabul edilirse yazmanın da o mesleklerden biri olduğunu benimsemeye yatkın hale geliriz ifadesinde. Bakın gereksiz sözcük kullanımı var. Bakın türlü ve çeşitli kelimesi aynı anlama geliyor. Bundan dolayı da arkadaşlar doğru cevabımız nedir? E seçeneği olacaktır. 13. soru. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi niteleme sıfatı değildir demiş. Orta Torosların güney eteğinde Göksu kenarına kurulan Silifke, Dağlık Kilikya'nın kalbi. Arkadaşlar bakın Silifke isim,
Nasıl silifke? Göksu kenarına kurulan silifke. O yüzden bir nedir? Niteleme sıfatıdır. A seçeneğini elemiş olduk. Burası güney güneşinin eksik olmadığı verimli toprakları, Akdeniz'e açılan korunaklı koyları, doğal limanlarıyla antik çağdan bu yana gözde bir merkezdir diyebiliriz. Bakın arkadaşlar, merkez isim, nasıl merkez, gözde merkez, niteleme sıfatı. 5'i de elemiş olduk. Liman isim, nasıl liman, doğal liman, bu da niteleme sıfatıdır. 4'ü de elemiş olduk. Toprak isim, nasıl toprak, verimli toprak, bu da nedir arkadaşlar, niteleme sıfatıdır. 3'ü de elemiş olduk. Güneş isim, ne güneşi, güney güneşi. İsme sorduğumuz ne sorusu yine bize ismi verir arkadaşlar. Bu da isimdir, belirtisiz isim tamlaması oluşturmuştur. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? B seçeneği olacaktır. 14. soru, bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır diyor. Sondan başlayalım arkadaşlar bu sefer. Anadolu ile Akdeniz'i birbirine bağlar diyor. Bakın, bağ isim köküdür. Bağdan bağlamak olmuş. Yani isimden fiil yapım eki almış. Dolayısıyla arkadaşlar biz 5'i eleriz. Yapım eki almamıştır demiş soruda bize. Dağlık bölgelerde demiş. Bölmek nedir? Fiil köküdür. Bölmekten bölge olmuş arkadaşlar. Bu da fiilden isim yapım eki almış. Dolayısıyla bu da türemiştir. 4'ü de elemiş olduk. Önemi kelimesine baktığımızda ise bakın arkadaşlar, burada ön isim köküdür. Önden önem olmuştur. İsimden isim yapım eki almıştır. Dolayısıyla bu da türemiştir. 3'ü de elemiş oluruz. Arasında kelimesine baktığımızda ise ara, bakın, isim köküdür. S nedir arkadaşlar? Kaynaştırma harfidir. Buradaki I iyilik ekidir arkadaşlar. N yine kaynaştırma harfidir. D de bulunma hal ekidir. Görmüş olduğunuz gibi burada herhangi bir yapım eki olmadığı için doğru cevabımız nedir? B seçeneği olacaktır. Burada da batmak fiil köküdür. Batmaktan batı olmuş. Bu da fiilden isim yapım eki almıştır arkadaşlar. O yüzden A'yı elemiş oluruz. 15. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır diyor. Bakalım. Eflatun Pınar, Hitit Su Anıtı, fonksiyonunu kaybetmeden bugüne kadar ayakta kalabilen eserlerden biri. Arkadaşlar burada görünmüyor. A'yı elemiş olduk. Beyşehir Gölü yakınındaki Eflatun Pınar su kaynağı, büyük ölçekli su biriktirme havuzuna en güzel tarihsel örneklerden biridir ifadesinde burada da yok. Bunu denemiş oluruz. Özgün taş işçiliği, kabartmalardaki kompozisyonu ve bir açık hava tapınağı olarak düzenlenmesi onu diğer kaya anıtlarından ayırır. Burada da yok. Bunu denemiş olduk. Eskişehir'in tarihsel çekirdeği olan odun pazarı, ahşap süslemeli, bitişik düzenli, cumbalı evleriyle geleneksel Türk evi özelliklerini yansıtıyor. Burada da yok. Bunu da elemiş oluruz. Mamure Kalesi, Mersin'in Anamur ilçesinin 6 kilometre güneybatısında, Anamur Burnu'nun doğusunda yer alıyor ifadesinde. Bakın arkadaşlar, burada yön adları özel isimlerden sonra gelirse küçük yazılır. Özel isimlerden önce gelirse büyük yazılır. Burada sonra geldiği için büyük yazmış. Dolayısıyla yazım yanlışıdır. Küçük yazılması gerekiyordu. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 16. soru. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır demiş. Bakalım. Hiçbir zaman derken belgesiz sıfattır. Bitişik yazılmış. Doğrudur. Bizans sarayı derken arkadaşlar, sarayın S'si büyük yazılır. Doğrudur. Kesim işaretiyle de ayrılır. Ünvanları demiş. Arkadaşlar, ünvanları değil. Nasıl olacaktı bu? Unvanları şeklinde olacaktı. U ile yazılacaktı. Ü ile yazılmış. Dolayısıyla yazım yanlışı buradadır arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? C seçeneği olacaktır. Ünvan diye söyleriz. Unvan diye yazarız arkadaşlar. 17. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde düzeltme işareti yanlış kullanılmıştır diyor. Düzeltme işareti eski adıyla şapka arkadaşlar. İki şirket yeni projeden kar elde etme amacıyla ortaklık anlaşması imzaladı ifadesinde bakın, kar elde etmek bu şekilde yazılır. Doğrudur. A'yı elemiş olduk. Dergah dergisinde çıkan yazısında aynadaki kadın romanı üzerinde duruyor ifadesinde dergah böyle yazılır. Bunu da elemiş olduk.
Doktora tezi için yaptığı plan maalesef bir türlü istediği gibi gitmedi ifadesinde planda arkadaşlar düzeltme işareti olmaz. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? C seçeneği olacaktır. 18. Bu parçada aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir kullanım yoktur demiş. Sondan başlayalım arkadaşlar bu sefer de. Örneklerin devam ettiğini göstermek için 3 nokta kullanılır demiş. Var mı? Bakın burada 3 nokta var. Ahmet Hamdi Tanpınar, Yusuf Atılgan, Oğuz Atay, Bilge Karasu devam ediyor örnekler. Dolayısıyla biz buradan E seçeneğini elemiş oluruz. Tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta konur demiş. Bakın arkadaşlar görünüyor demiş yüklem sonuna nokta gelmiş. Dolayısıyla biz buradan D seçeneğini de elemiş oluruz. Sıralı cümlelerin arasına virgül konur demiş. Bakın var yüklem olur yüklem. İki yüklem birbirinden neyle ayrılmış? Virgülle ayrılmış. O yüzden burası sıralı cümledir arkadaşlar. Bundan dolayı biz C seçeneğini elemiş oluruz. Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna iki nokta konur demiş. Bu nerede var arkadaşlar? Bakın örnek verilecek olan cümlenin sonuna iki nokta gelmiş. Bunu da elemiş oluruz. Cevap gerektiren yani gerçek soru cümlelerinin sonuna soru işareti konur demiş. Burada soru ifadesi var. Fakat değerli arkadaşlar cevap gerektiren bir ifade midir? Değildir. Zaten cevabı kendi içinde yer aldığı için doğru cevabımız nedir? A seçeneği olacaktır. 19. soru. Bu parçada numaralanmış virgüllerden hangisi gereksiz kullanılmıştır diyor. Bakalım. İnsan edebi değeri ölçek alıyorsa hangi kitabın kalıcı olacağını, hangi kitabın silinip gideceğini kestirebilir. Arkadaşlar hiç uzatmaya gerek yok. Bakın buradaki virgül gereksiz kullanılmıştır. Çünkü niye? Şart eki olan SSA'dan sonra arkadaşlar virgül gelmez. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? A seçeneği olacaktır. 20. soru. Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir demiş. Parçamızı okuyalım. Gerçek, çıplak ve soğuk gerçek. Köydeki her kapıdan çevrilmişti. Çıplaklığı insanları korkutuyordu. Kıssa onu bulduğunda bir köşeye sinmiş, titriyordu, açtı. Ona acıyan kıssa onu alıp evine götürdü. Ona bir hikaye giydirdi, ısıttı ve tekrar dışarı gönderdi. Hikaye giyinmiş olan gerçek tekrar kapıları çaldı. Bu kez evlerde hoş karşılanıyordu. Onu evlerine yemeğe davet ettiler ve ateş başında ısınmasına izin verdiler ifadesinden. Arkadaşlar biz neyi anlıyoruz? Gerçek yalın bir halde anlatılırsa kimse tarafından dinlenmediği, etkili olmadığı fakat ona bir hikaye giydirildiğinde, ona bir güzel sözcüklerle, süslü ifadelerle, hikayemsi bir tarzda anlatıldığında insanların nazarında etkili olduğu anlamı var. Şimdi buna bakmış olacağız. Olaylar, durumlar, olgular anlatılarak var oldu. Eti kemiğe bürünüp gelecek nesillere aktarıldı. Değil arkadaşlar. Masallarda, halk hikayelerinde, menkıbelerde, mesnevilerde, kıssalarda insanlığın yaşadığı sevinçler, acılar, kahramanlıklar, kısaca hayatın kendisi vardır. Bu arkadaşlar bu parçada anlatılmak istenmiyor. Bunu da çıkardık. Dilden dile dolaşan halk hikayeleri, halkın aşklarını, acılarını, gözlemlerini, sevgilerini hikayelere dökmüş, gelecek kuşaklara böyle aktarmıştır. Bu da değil. Gerçek hikaye formatıyla kıssalarla anlatılır. Çünkü çıplak gerçek insanların ilgisini çekmez. Didaktik bulunur ama hikaye formatına yedirilmiş gerçek insanlara sıcak gelir. Bakın arkadaşlar deminden beri bahsettiğimiz gerçeklik, ondan sonra hoş karşılanır, kıssa giydirildiğinde, yemeğe davet edilir. Bunlar bu parçayla uyuştuğu için asıl anlatılmak istenen de budur. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? D seçeneği olacaktır. 21. soru. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar demiş. Paragrafımıza bakalım. Farklı türlerde birkaç kitabı birlikte okuduğum olur. Tarih, felsefe, inceleme kitaplarını gündüz odamda ya da evin rahat edeceğim bir köşesinde okurum. Sayfa aralarına renkli bantlar koyar ya da satır altlarını kurşun kalemle çizerim. Bu tür kitaplar üst kitaplığımın raflarında durur. Kitapçılarda gezinmeyi, kitapların arka kapaklarını okumayı, içlerine bakıp beni çarpacak bir cümle, gizemli bir işaret bulmayı çok severim. Acelem yoksa kitapları yoklayıp koklayarak saatler geçirebilirim. Merak ettiğim her kitabı almaya çalışırım. İfadelerinden değerli arkadaşlar, bakın ikinci paragrafın başladığı cümleyi sormuştu bize hatırlarsanız. Bunu biz 5 numara olarak alabiliriz.
Buradan itibaren arkadaşlar yazar neden bahsediyor? Kitapçılarda nasıl vakit geçirdiğinden bahsediyor. Dolayısıyla doğru cevabımızda ne olacak arkadaşlar? 5 numaralı cümle olacak. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? D seçeneği olacaktır. 22. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi örneklendirilmektedir diyor. Bakalım. Tarihi yarımadayı çevreleyen surlar günümüzde de İstanbul manzarasının ayrılmaz parçasını oluşturuyor. Dünya mimarlık tarihinin en ünlü yapıtlarından biri olan adı tanrısal bilgelik anlamına gelen Ayasofya özellikle benzersiz kubbesiyle öne çıkıyor. İstanbul'un UNESCO Dünya Mirası listesindeki tarihi varlıklarından Süleymaniye Camisi Kanuni Sultan Süleyman adına yapıldı. Tarihi Yarımada'nın süliyetine damga vuran cami, Mimar Sinan'ın imzasını taşıyor. Zeyrek Camisi ise İstanbul'un fethinden önce Pantokrator Manastır Kilisesi'ydi. II. Mehmet tarafından medreseye dönüştürülen yapı, Fatih Külliyesi'nin tamamlanıp medreselerinin açılmasından sonra cami olarak kullanılmaya başlandı. İfadelerinden arkadaşlar İstanbul'un tarihi alanlarından bahsettiğini söyleyebiliriz. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? A seçeneği olacaktır. 23. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerekir demiş. Bakalım. Yapımcısının çok satış yapacağı ümidiyle yatırım yaptığı kitaplar vitrinlere yığılıyor. Kitap evlerini popüler yazarların posterleri süslüyor. Yayıncılar ve editörler bu yüzden değeri az sayıda insanın anlayabildiği iyilerin değil, ilgi çekeceklerin peşinde koşuyor. Hatta bu kitaplar okuyucuyla karşılaşma fırsatı bile bulamadan iade ediliyor. Kazancın ön plana çıktığı bu süreçte satış oranı düşük kitaplar dağıtımcı ve kitap evi tarafından önemsenmiyor. Bu durumu iktisattaki kötü para, iyi parayı kovar biçimindeki Gresham kanununa benzetiyorum. Yayın dünyasında da kötü kitap iyi kitabı kovuyor. Bakın arkadaşlar, şimdi biz burada dil ve anlam bütünlüğünü sağlamak için 2 numarayla 4 numaralı cümlenin yerlerini değiştirebiliriz. Çünkü 4 numaranın sonunda yer alan satış oranı düşük kitaplar dağıtımcı ve kitap evleri tarafından önemsenmiyor. Hatta bu kitaplar okuyucuyla karşılaşma fırsatı bile bulamadan iade ediliyor. Yayıncılar ve editörler bu yüzden değerini az sayıda insanın anlayabildiği iyilerden değil, ilgi çekeceklerin peşinde koşuyor. Bu durumu iktisadi kötü para iyi parayı kovar biçiminde Gresham kanununa benzetiyorum şeklinde olması lazımdı. Bu şekilde olursa dil ve anlam bütünlüğü sağlanmış oluyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir arkadaşlar? C seçeneği olacaktır. 24. soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır diyor. Bakalım. Acemiyük'te Hititlerin en önemli sarayları yer alıyor. Acemiyük'teki fil dişi atölyelerinde üretilen eserler Hitit sanatının şaheserleri olarak kabul edilir. Araştırmacılar buradaki saraylardan birinin adını Sarı Kayalar, diğerinin adını ise Hatipler koymuşlar. İki saray arasında irili ufaklı çeşitli resmi yapılar bulunuyor. Şimdiye kadar bu yapılardan aşağı yukarı 100 oda ortaya çıkarıldı ifadelerinden. Biz 2 numaralı cümlenin arkadaşlar anlatımın akışını bozduğunu görüyoruz. Hititlilerin en önemli yapılarından, saraylardan bahsederken arkadaşlar burada Hitit sanatının şaheserleri demiş, fil dişi atölyelerden bahsetmiş. Dolayısıyla 2 numaralı cümle dil ve anlam akışını bozduğu için doğru cevabımız nedir arkadaşlar? B seçeneği olacaktır. 25. soru. Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan ikinci olur demiş. Bakın baştan ikinci cümleyi soruyor bize. Şimdi bu ilk cümle olamaz. Bunu o yüzden elemiş oluruz arkadaşlar. Sonra diğerlerine baktığımızda sanki hepsi birinci cümle olurmuş gibi gözüküyor. Fakat İtalyan Rönesans sanatçısı ve mühendisi Leonardo da Vinci'nin bugün dünyanın dört bir yanındaki önemli koleksiyonlara dağılmış not defterleri büyük ilgi görüyor ifadesi bir olur arkadaşlar. İlgi görüyor demiş bakın. Dil ve anlam bütünlüğü sağlamamız lazım. Bu ilgiye defterlerin içeriğinden, Da Vinci'nin şifreli notlarından ve açıklamalarından kaynaklanıyor. Bu iki olur arkadaşlar. Daha sonra bakın defterler demiş dikkat edecek olursanız. Devam ediyor. Defterler anatomik çizimler ve fantastik savaş silahlarından sanatsal çalışma eskizlerine ve karalamalara
dek pek çok şey içeriyor ifadesi 3 olur. Daha sonra da Da Vinci'nin defterlerin hemen her sayfasına aldığı anlaşılmaz notlar aslında aynayla okunan yazılar 4 olur. Da Vinci'nin bunu notlarını düşman gözlerden gizlemek için mi yoksa solak olduğundan bu şekilde daha kolay yazabildiği için mi yaptığı hala bir sır ifadesinde 5 olur arkadaşlar. Baştan ikinciyi sormuştu. Bu da nedir? 4 numaralı cümledir. Yani D seçeneği olacaktır. 26. soru. Bu parçadan Tahsin Yücel ile ilgili olarak yargılardan hangisi veya hangileri söylenemez demiş. Öncülerimize bakalım. Düzeyli inceleme ve biyografik yazılarıyla yazın dünyasında adından söz ettirdiği, edebiyat alanında yetkin, nitelikli, özgün yapıtlar ortaya koyduğu, kendi oluşturduğu roman kahramanları aracılığıyla eleştiri gözlükleri takmamızı sağladığı, yazınsal, düşsel ve dilsel etkinliği oluşturduğu karakterler aracıyla sergilediği demiş. Şimdi arkadaşlar biz bu parçadan edebiyat alanında yetkin, nitelikli, özgün yapıtlar ortaya koyduğunu çıkarabiliriz. Nereden anlarız bunu? Bakın şurada nitelikli denemelere yaratıcı imzasını atmış usta bir yazardır diyor. Dolayısıyla buradan 2 çıkar, 2'yi elemiş oluruz. Kendi oluşturduğu roman kahramanları aracılığıyla eleştiri gözlükleri takmamızı sağladı demiş. Peki bunu nereden çıkarız arkadaşlar? Bakın yaşadığımız güncel gerçekliğe dışarıdan eleştirel ve sorgulamalı bir bakış açısıyla bakan roman kahramanları içimizde derinleşerek hayatımıza anlam zenginliği kavuştururlar ifadesinden 3'ü de çıkarırız. O yüzden 3'ü de elemiş olduk. Yazınsal, düşsel ve dilsel etkinliğini oluşturduğu karakterler aracıyla sergilediği demiş. Bu nereden çıkar arkadaşlar? Bakın, sıra dışı ve düşsel nitelikler taşıyan roman kahramanları aracılığıyla hayatımızı düşünce ve yüzleşme pencereleri açar ifadesinden biz 4'ü de çıkarırız. Bu yüzden 4'ü de eledik. Düzeyli inceleme ve biyografi yazılarıyla yazın dünyasında adından söz ettirdiği çıkmıyor arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? A seçeneği olacaktır. 27. soru. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez diyor bakın. Buna bakmış olacağız. Bir milletin bütün zekası, bilgisi, hassasiyeti dilinde toplanır. Dil onun varlığıdır. Koruyucusu, başka millet üzerindeki etkisinin en güçlü silahıdır. Bir millet toprağını kaybedebilir. Dilini unutmazsa o toprağa yeniden sahip olabilir. Çünkü bakın tarihte var olup bugün yok olan sayısız dil vardır. Arkadaşlar bu olabilir dursun. Dilini yitirmiş bir millet her şeyini de kaybetmiş demektir. Bu parçayla anlam bütünlüğü sağladığı için bunu elemiş oluruz. Çünkü bize getirilemez demişti. Yaşama hakkı isteyen milletler diline sahip çıkanlardır. Bu da parçayla örtüşüyor. Bunu da elemiş olduk. Tarih sahnesinde var olmanın ön koşulu dilin varlığıdır. Bu da parçayla örtüşüyor. Bunu da elemiş olduk. Dil yaşıyorsa millet, vatan ve tarih de yaşıyordur ifadesinden bunu da çıkarabiliriz. Bu da gelebilir parçanın sonunda. Bunu delemiş olduk. Fakat tarihte var olup bugün yok olan sayısız dil vardır ifadesi parçayla örtüşmüyor. Çünkü önemli olanın dil olduğu söyleniyor parçada. Burada da dili önemsemiyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? A seçeneği olacaktır. 28. soru. Bu parçadan anlatılanlara göre aşağıdakilerden hangisi doğalcıların yapıtlarından alınan bir cümle olamaz demiş. Buna bakıyoruz. Doğalcıların yöntemi yaşamdan bir kesit vermek amacına yönelir. Yalnız tipik olgu ve kişiler değil, az rastlanan, hasta, garip kimseler, ender olaylar da gerçekliğin birer parçası olduğu için ele alınır. Çizilen toplum tablosunun kapsamlı ve ayrıntılı olmasına çalışılır. Kullanılan dil, bilim dilini hatırlatan nesnel gerçekçi sanat özentisinden uzak bir dildir. Yapı olabildiği kadar doğaldır ve gerçek yaşamı hiçbir şeyi değiştirmeden aktarmak amacına yönelmiştir diyor. Doğalcıların yapıtlarından alınan bir cümle olamaz demişti arkadaşlar. Buna bakıyoruz. Gökyüzünden bir yıldız ormanı beriliyor ve hışırdayan bir başka ormana karışıyor yeryüzünde ifadesinde ise bakın arkadaşlar gökyüzünde bir yıldız ormanı belirir mi? Hayır. Gerçeklikle örtüşmüyor. Nesnel değil. Bundan dolayı bu olamaz. Doğru cevabımız da nedir? A seçeneği olacaktır. 29. Bu parçada Anadolu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diyor. Bakalım pek çok uygarlığın barındırdığı bir yer olduğuna, birçok gelişmeye öncülük ettiğine, alışveriş yollarının yoğunlaştığı bir coğrafyada yer aldığına,
farklı dinlerin en görkemli yapılarını bir arada barındırdığını, toplumsal etkinliği olan büyük ilim insanları yetiştirdiğini demiş. Şimdi arkadaşlar parçaya baktığımızda bakın binlerce yıl boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapar demiş. Biz buradan nedir? A seçeneğini çıkarmış oluruz. Pek çok uygarlığı barındırdığı ifadesi çıkar. A'ya dedik. Peki birçok gelişmeye öncülük ettiği nereden çıkar? Bakın bu da dünyanın ilk üniversitesi, ilk borsası, ilk ibadet merkezi gibi yapılar Anadolu'da kurulur ifadesinden biz arkadaşlar B seçeneğini çıkarırız. B'yi denemiş olduk. Alışveriş yollarının yoğunlaştığı bir coğrafyada yer aldığı demiş. Bu nereden çıkıyor arkadaşlar? Bakın bu da büyük ticaret yollarının odağında bulunan demiş. Buradan da C seçeneği çıkar. Bunu da elemiş olduk. Farklı dinlerin en görkemli yapılarını bir arada barındırdı. Bu sanki çıkmıyor arkadaşlar. Dursun bir. Toplumsal etkinliği olan büyük ilim insanları yetiştirdiğini demiş. Bu nerede var arkadaşlar? Bakın etkisi bin yıllardır süren düşünce insanları yetiştiren coğrafya demiş. Buradan da E seçeneği çıkar. Bundan dolayı E'yi delemiş olduk. Doğru cevabımız nedir? D seçeneğidir. Farklı dinlerin en görkemli yapılarını bir arada barındırdığına parçada değinilmemiştir. 30. soru. Bu parçada geçen duyguları duygulanmadan anlatmayı bilen yazardır o cümlesiyle söz konusu yazara ilişkin anlatılmak istenen nedir? Arkadaşlar parçayı yorumladığımızda duyguları duygulanmadan anlatan kişi nasıldır değerli arkadaşlar? Soğukkanlıdır, değil mi? Dolayısıyla bu heyecanlanmaz. Ölçülüdür arkadaşlar. Bunları baz alabiliriz. Yani duygularını karşıya aktarırken kişi son derece soğukkanlı, ölçülü, tutarlı bir şekilde aktarabilen kişidir diyor. Seçeneklere bakalım. Bakın iç dünyasındaki izlenimleri ölçülü ve gerçeklerden kopmadan aktarması aradığımız cümle hiç uzatmaya gerek yok. Bundan dolayı doğru cevabımız nedir? A seçeneği olacaktır. 31. soru. Bu parçadan Ferit Edgü ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz demiş. Buna bakacağız arkadaşlar. Bakın hayali ve sembollere dayalı bir öykü dünyası oluşturmuştur. Özgün bir anlatım tarzının peşinde koşmuştur. Dil en öncelikli meselesi olmuştur. Öykülerinde insanı yaşanan gerçeklikle yüzleştirmeye çalışmıştır. Öykülerinde hiçbir fazlalığın bulunmadığı bir yapıyı hedeflemiştir diyor. Arkadaşlar parçayı okuduğumuzda bakın şu ifadeden dil arayışları ve varoluşsal sorunlar etrafında gelişen imgesel, düssel bir öykü evreni yarattığı ifadesinden biz A seçeneğini çıkarırız. O yüzden A'yı eledik arkadaşlar. Peki B nerede var? Bakın B'de şuradan çıkıyor arkadaşlar. Kişisel bir üslup yaratmaya çalıştığı ifadesinden özgün olmak istediğini anlıyoruz. Bu yüzden B'yi elemiş olduk. C nerede var arkadaşlar? Bakın edebiyatı bir dil olayı olarak gördü ifadesinden de biz dili en öncelikli mesele yaptığını anlıyoruz. Bundan dolayı buradan da C seçeneğini elemiş oluruz. Öykülerinde hiçbir fazlalığın bulunmadığı bir yapıyı hedeflemiştir ifadesinden çıkarıyoruz. Bakın şuradan yalınlığa daha çok yalınlığa ulaşmayı hedeflediği ifadesinden de E seçeneği çıkar. Bunu da elemiş olduk. Öykülerinde insanın yaşanan gerçeklikle yüzleştirmeye çalışmıştır ifadesi parçadan çıkarılamadığı için doğru cevabımız nedir? D seçeneği olacaktır. 32. soru. Bu parçanın anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için 1, 2 ve 3 numaraları ile belirtilen yerlere 1, 2 ve 3 numaralı cümlelerden hangileri getirmelidir demiş. Canlı ve atik bir şekilde işe giden insanlarla aynı ruh halindedir diyor. Süleymaniye'de kırmızı, mor, sarı, turuncu bir akşam başladı mı köprüden geçenlere altın yaldızlı bir ışık içinde yüzerler. Sonra birdenbire şairleşirler. Parçamıza bakalım. Galata Köprüsü sabahları canlı ve serindir, ışık içindedir. Arkadaşlar sabahları ise ne olması lazım? İşe giden insanlarla aynı ruh haleti içinde olması lazım. Buraya bir gelir. Yani bire bir gelir arkadaşlar. Akşam üstlerine doğru şişman, yorgun, vurdum duymaz bir insan haline gelir. Sonra birdenbire sakinleşir. Bakın buraya da ne olması lazım? Buraya da ikinin gelmesi lazım. Çünkü etraftaki ışık oyunlarından ilham alır. Süleymaniye, kırmızı, mor, sarı bunlar ışık oyunları. Turuncu bir akşam başladı mı köprüden geçenler altın yaldızlı bir ışık içinde yüzerler. 3'te ne olacak arkadaşlar? 2 olacak. Dolayısıyla da sıralamaya uygun olarak hangisidir? B seçeneğidir. Anlamlı bir bütün oluşturuyor arkadaşlar. 33. soru. 33. soru. Bu parçanın yazarı aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır diyor. Arkadaşlar
Parçaya şöyle bir baktığımızda bakın bu yüzden ifadesini görüyoruz. Bu yüzden de merak etmediğim ya da bana hiç okuma zevki vermeyen bir yığın şey okumak zorunda kalıyorum ifadesinden anladıklarımıza bakalım. Yaptığı işin kitap okumayla ilgili olmayışından, ilgisini çeken konuların kitap haline getirilmesinden, okuyucuyu eğlendirecek kitapların az oluşundan, düzeyine uygun kitap bulamamaktan, beğenmediği yazıları işi gereği okumaktan ne yapıyor arkadaşlar? Yakınıyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? E seçeneği olacaktır. 34. soru. Bu diyalogda boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirmelidir? Birincisine bakalım. Resimler de metinler kadar önemlidir. Bu yüzden kitaplarım için ressam seçimi benim için önemlidir demiş. İkinci öncüle bakalım. Evet alıyorum, mektuplar yazıyorlar bana. Söyleşilerde sohbetler ediyorlar benimle ifadesinde. Şimdi ilk cümleleri göre değerlendirdiğimizde arkadaşlar. Sizce çocuk kitaplarındaki resimler ne kadar önemli? Resimler de metinler kadar önemli oluyor. Okurlarınızdan geri bildirim alıyor musunuz? Evet alıyorum. Bakın bu da uydu. Bundan dolayı doğru cevabımız nedir? A seçeneği olacaktır. 35. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım arkadaşlar. Parçanın sonuna şöyle bir baktığımızda değerli arkadaşlar. Bakın burada bunun için ifadesini görüyoruz. Bunun için de her gece dış dünyayı kapınızın önünde bırakıp yatağınıza girmeniz gerekiyor ifadesinden bir şeyler çıkarabiliriz belki arkadaşlar. Uyku sırasında günlük iş ve endişelerin zihni meşgul etmemesi gerektiği arkadaşlar tam da bu çıkıyor. Bundan dolayı doğru cevabımız nedir? A seçeneği olacaktır. Bakın burada da her gece dış dünyayı kapınızın önünde bırakarak günlük hayattaki işlerimizi zihni meşgul etmemesi için uyku esnasında daha güzel, daha sağlıklı bir uyku alabilmek için dışarıda bırakmak gerektiği vurgulanıyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? A seçeneği olacaktır. 36. soru. Aşağıdakilerden hangisi bu parçadan çıkarılabilecek bir yargı değildir demiş. Şimdi arkadaşlar parçamızı okuyalım. Modern çağda uyku unutulmuş, mazide kalmış bir arkadaş haline geldi. Üstelik herkes daha fit, daha sağlıklı olmak isterken ve bu uğurda hem parasını hem de zamanını gözünü kıpmadan harcarken. Oysa ki birçoğumuz ailemizden, sınavlardan, iş görüşmelerinden, seyahatlerden önce iyi bir uyku çekmenin önemini öğrenerek büyüdük. Ama geldiğimiz noktada uzun süren çalışma saatleri, teknolojik cihazlar ve farklı sosyal aktiviteler yorganımız ve yastığımızla geçirdiğimiz değerli saatleri elimizden aldı. Şimdilerde ise uykuya hak ettiği değeri tekrar kazandırmayı amaçlayan yavaş dalga trendi gündemde. Hareketi başlatan Sean Monahan, iyi bir uyku çekmiş bir toplum hem daha sağlıklıdır hem de daha üretken diyor. Ağızdan ağıza yayılan yavaş dalga uykuyu zaman kaybı değil hayat insan hayatı için gerekli bir deneyim olarak görüyor ve bu inanışı yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Kaliteli bir uyku sürecinden bahsediliyor. Bunun için de her gece dış dünyayı kapımızın önünde bırakıp yatağınıza girmeniz gerekiyor ifadelerinden çıkarılamayanı bulacağız arkadaşlar. Seçeneklere baktığımızda ise arkadaşlar insanların uyku ihtiyacı en çok ilerleyen yaşlarda ortaya çıkmaktadır. Bakın bu bir dursun. Modern yaşamın insan sağlığını olumsuz açıdan etkilediği yönler vardır. Bundan bahsediyor arkadaşlar. İşte internet, telefon gibi teknolojik aletlerden. Günlük koşuşturmaların içinde uykuya yeterli zaman ayrılmamaktadır. Bundan da bahsediyor. Üretken ve başarılı birey ve toplumlar uykusuzluk problemini çözmüştür. Bundan da bahsediyor. Sağlıklı bir yaşam için bedenin doğal ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğinden uyku da bunlardan biriydi. Doğal bir ihtiyaçtı hatırlayın. Bundan da bahsediyor. Bundan dolayı doğru cevabımız nedir? A seçeneği olacaktır. 37. soru. Bu parçadan hareketle Tarık Buğra ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz demiş. Bakın farklı türlerde kalem oynatmıştır. Ülke siyasetinin geçirdiği evreleri yansıtmıştır. Milli bir bakış açısına sahiptir. Dilde kusursuzluk peşindedir. Kalem oynattığı her türde üst düzey eserler ortaya koymuştur diyor. Şimdi arkadaşlar farklı türde kalem oynattığı ifadesini biz nereden anlıyoruz? Bakın şuradan çıkarabiliriz arkadaşlar. Şiirle mesleğini ilerleyen yıllarda gazetecilikle de uğraşan, yazdığı hikaye ve tiyatro oyunlarıyla dikkat çeken önemli bir yazarımızdır ifadesinden A seçeneğini çıkarırız. Bunu elemiş olduk. Ülke siyasetinin geçirdiği evreleri yansıtmıştır diyor. Bu nerede var arkadaşlar? Bakın bu da Türk siyasi hayatının panoramasını çizer ifadesinden B seçeneği çıkmıştır. Bunu da elemiş olduk.
ninni bir bakış açısına sahiptir demiş. Bunu nereden çıkarıyoruz arkadaşlar? Bakın bunu da halkçı ve devletçi bir bakış açısıyla konularına eğilir demiş. Buradan da C seçeneği çıkar. Bunu denemiş olduk. Dilde kusursuzluk peşindedir diyor. Bunu da dil mükemmelliyetçiliği bariz olan yazarın kelime hazinesi oldukça zengindir ifadesinden D seçeneği çıkar. Bunu denemiş olduk. Bu parçada arkadaşlar kalem oynattığı her türde üst düzey eserler ortaya koymuştur gibi bir yargıyı çıkaramayız. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? E seçeneği olacaktır. 38. soru. Bu parçada Tarık Buran'ın hangi yönüyle ilgili bilgi yoktur demiş. Parçamızı okuyalım arkadaşlar. Tarık Buran sadece roman ile değil, hayatının gençlik döneminde şiirle ve mesleğinin ilerleyen yıllarında gazetecilikle de uğraşan, yazdığı hikaye ve tiyatro oyunlarıyla dikkat çeken önemli bir yazarımızdır. Eserlerinde Türk siyasi hayatının panoramasını çizer. Halkçı ve devletçi bir bakış açısıyla konularına eğilir. Tarihsel köklerimize olan derin saygısını benliğinde her daim taşır ve yurttaşlarını edebi hayatının ortak noktasına koyar. 1950'lerde gelişen soyut tahlilci hikaye anlayışına bağlı olan yazar, romanlarında ise düğüm yaratan bir yapı arz eder. Sınırlı motifleriyle birlikte kapalı üslup açısından bir endişe taşıyan, sembollerle dayalı bir yazı anlayışı vardır. Dil mükemmeliyetçiliği bariz olan yazarın kelime hazinesi oldukça zengindir. Hikaye ve romanlarında kişi, çevre ve olay tasvirleri gözlemciliğe dayanmaz ifadelerinden. Bakın arkadaşlar, içerik seçimine değindiğini görüyoruz. Düşünsel yaklaşımı arkadaşlar çıkarabiliriz. Hikayeciliği ve romancılığına yine ne yapmıştır arkadaşlar? Bilgi vermiştir, değinmiştir. Anlatım özelliklerine değinmiştir ama şiir anlayışına bu parçada değinmediği için doğru cevabımız nedir? A seçeneği olacaktır. 39. soru. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmamıştır diyor. Benzetmeden demiş. Bakalım. Kimsesiz bir şadırvan gibiydi derken arkadaşlar buradan A seçeneği çıkar. A'yı elemiş olduk. Şadırvana benzetiyor. Kimsesiz bir şadırvana. B seçeneğinde abartmalardan demiş. Bakalım. Zamanı avuçlarında un ufak edip eleyen terk edilmiş ve kimsesiz bir şadırvan gibi derken burada abartma yapılmıştır. Mübalağa vardır. Kimse zamanı avuçlarında un ufak edemez. B'yi delemiş olduk. Söz gruplarından diyor arkadaşlar. Bakın yüzündeki hatlara derken sıfat tamlaması. Daha sonra arkadaşlar zamanın haritası derken burada da isim tamlaması var. Dolayısıyla bunlar söz gruplarıdır. C'yi delemiş olduk. Koşul cümlesinden demiş. SSA şart 2'ni göremiyoruz. Bu bir dursun arkadaşlar. Betimleyici ögelerden demiş. Arkadaşlar paragrafın geneline bakacak olursak da E seçeneğini çıkarmış oluruz. Betimleyici ögeler fazlasıyla var. Koşul cümlesinden demiş. Görmüş olduğunuz gibi paragrafta herhangi bir şart eki olmadığı için arkadaşlar SSA şart 2 olmadığı için koşul cümlesinden yararlanmamıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? D seçeneği olacaktır. 40. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Birinci cümle içinde zamirden türemiş bir sıfat olan bağlı bir cümledir demiş. Bakalım. Zamanı avuçlarında un ufak edip eleyen terk edilmiş ve kimsesiz bir şadırvan gibiydi ifadesinde şadırvan isim nasıl şadırvan kimsesiz şadırvan niteleme sıfatıdır. Arkadaşlar aynı zamanda da kimse sözcüğü zamirdir. Zamirden türemiş bir sıfat görüyoruz. Bu doğrudur. Burayı bulduk arkadaşlar. Fakat bağlı bir cümle midir bu? Buna bakalım. Değildir arkadaşlar. Bağlı cümle olabilmesi için iki tane yüklemin birbirine arkadaşlar bağlaçla bağlanması lazım. Fakat burada bir tane yüklem var. Dolayısıyla da burada bağlı cümle yoktur arkadaşlar. Fiilimsiler olduğu için burada ne vardır? Birleşik cümle vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.